Silvio Berlusconi hükümetinin ikinci kemer sıkma paketi de meclis onayı aldı. Hedeflenen tasarruf miktarı 54 milyar euro. Bütçe kesintileri, vergi oranı arttırımı, ek vergiler ve emeklilik sisteminde düzenleme getiren planın uygulaması 3 yıla yayılıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bono alımı İtalya'ya zaman kazandırmış gibi görünse de kalıcı çözüm sağlayamadı. İtalyan hükümetinin önünde baş etmesi gereken 1.9 trilyon euroluk borç bulunuyor. Plan çerçevesinde katma değer vergisi %1 artırılarak %21'e getiriliyor. Bu artıştan Berlusconi hükümetinin beklentisi yıllık 4 milyar euro. Yeni getirilen vergilerle 3 yıl için hedeflenen rakamsa 39.3 milyar euro. Bir diğer beklenti de vergi kaçaklarının önlenmesi. Hükümet vergi kaçağını önleyerek hazineye 3.8 milyar euro kazandırmayı hedefliyor. Bu amaçla yerel yönetimlerin yetkisi de arttırılıyor. Yıllık geliri 300 bin euronun üzerinde olanlara ise ek %3 vergi getiriliyor. Düzenlemenin bu maddesi profesyonel futbolcularla Serie A kulüpleri arasında da anlaşmazlık konusu olmuştu ve henüz çözüme kavuşturulabilmiş değil. Daha önce 2016 yılından itibaren özel sektördeki kadın çalışanların emeklilik yaşının 65'e çıkarılacağı açıklanmıştı. Son düzenlemeyle bu tarih de 2 yıl geri alınarak 2014'e çekiliyor. İtalyan hazinesi salı günü 5 yıllık bono satışından 3 milyar 860 milyon euro elde etti. Ancak ödenmesi gerekecek %5.6'lık faiz İtalya için bir rekor anlamına geliyor. Kısa süredeki bu faiz artışının bir sebebi olarak da Avrupa Merkez Bankası'nın Alman üyesi Stark'ın istifası gösteriliyor. İstifa bono alım politikasına karşı olarak görülmüş ve Merkel'in bir mesajı olarak algılanmıştı.